Efendimiz veda hutbesinde iki talimat verdi. İki vasiyette bulundu. Bir anne babanın vasiyeti değil. Fahri kainat eden vasiyeti kitap ve sünnetimi vasiyet ediyorum buyuruyor. Demek ki nasıl kitap ve sünneti yaşayacağız ve yaşatmanın gayreti içinde bulunacağız. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak, o Kur'an-ı Kerim müttakiler için yol göstericidir buyuruyor. Cenab-ı Hak fettekullah takva sahibi olun ki ve yuallimkullah Allah size öğretiyor buyuruyor. Şimdi bir satırlardan okuduğumuz bilgiler var. Seyrettiğimiz manzaraların zihnimize gelen bilgileri var. Esas ikincisi bu bilgilerin faydalı olması için kendimizin kendimize vereceği bir tahsil var. Bu da takva. Takva nedir? Nefsane arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kul kendisini ilahi kameranın altında bir idrak şuur haline gelebilmesi. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ve hüve mâküm eyne mâküntüm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak nasıl 8,5 milyar insan var. Trilyon trilyon mahlukat var havada, denizde, karada. Trilyon trilyon nebatat var. Trilyon trilyon mekanlar bizim 180 bin, 360 bin alem vesaire. Cenab-ı Hak hepsinin yanında. Zamandan mekandan münezzeh. Müteal. İdrak ötesi. Her birimizde Cenab-ı Hak her an yanımızda. Hatta bir hadis-i şerifte mecazi olarak Cenab-ı Hak diyor, ben hastaydım, beni ziyarete gelmedin diyor. Ben diyor açtım, beni ziyarete gelmedin diyor. Kul diyecek, ya Rabbi sen her şeyden münezzehsin. Bu kadar güç, kuvvet sahibi, hasta mı olur, aç mı olur, susuz mu olur? Sen eğer o kulumu ziyaret etseydin benim rızam için, beni de o kulumun yanında bulurdun. Ve fî mâküm eyne mâküntüm. Demek ki kul, kalp bu idrake gelecek. Baştan taakkul, aklı vahyin içinde kullanacak. Ondan sonra tefekkür, tefekkürü derinleşecek. Ondan sonra tezekkür, Cenab-ı Hakk'ı bir zikir halinde o, hiç unutmayacak kalbi. O zaman bir kemal insan vasfı çıkıyor. Kemal bir mümin şahsiyeti ortaya çıkmış oluyor. Onun için bu tefekkür çok mühim bir iman anahtarı. Cenab-ı Hak hantal, duygusuz, nefsin putperesti olmuş, alık, abus bir kalp istemiyor. Onlara merhum edal buyuruyor. Onlar diğer mahlukka gibi hayvanın daha aşağıdır buyuruyor. Cenab-ı Hak bizim için ahseni takvim istiyor. Lakat halaknel insani fi ahseni takvim. En güzel bir sanat harikası olacak insan. Nasıl olacak? Cenab-ı Hak yaklaştıkça olacak. Duyguları yaklaşacak, hissiyat yaklaşacak, Cenab-ı Hak'ın beraberliği temin edecek. İşte bunun misali peygamberler. Peygamberlerin zirvesi Resulullah Efendimiz, onlar tabi olan Ebu Bekir radıyallahu anh ve diğer ashab-ı kiram ve onlar tabi olan evliyaullah gelmiş oluyor. Onun için Cenab-ı Hak bu aklı kullanmayı vahyin içinde efela taakkulun buyuruyor. Tezekkür etmemizi efela tezekkürün buyuruyor. Zikretmez misiniz buyuruyor. Velhasıl kainatta Hâlık'ın diri bir kalbe sahip insana tanıtmayan hiçbir zerre yok. Cenab-ı Hak bunun neticesinde nasıl bir mümin istiyor? Onlar ayaktayken, ayakta dururlarken, otururlarken, yanları üzerindeyken her zaman Allah'ı zikrederler. Yani kalp Cenab-ı Hak'la beraber olur her safhada. Alamete, alameti ne? Göklerin, yerin yadanı derinden derine düşünürler. Semaya bakarlar. Cenab-ı Kadir başına bak bir futur görüyor musun diyor. Yeryüzüne bakarlar, aralarında bakarlar. Ya Rabbi sen bunu boş yere yaratmadın derler. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Doğan söylüyor, biz gökleri, yeri ve aralarını biz boş yere yaratmadık buyuruyor. Demek ki hepsi ilahi bir nizam içinde insan başı boş mu bırakılacak o zaman? İnsan başı boş bırakılacağını mı zannediyor buyuruyor. Derinden derin düşünürler. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Bizi cehennem azabından koru derler. Böyle Cenab-ı Hak bizden bir dikkati kalp istiyor. Velhasıl tefekkür ibadeti huşuyu arttıracak. Onun için buyuruluyor Hazreti Ali radıyallahu anh, ilimsiz ibadette tefekkürsüz Kur'an tilavetinde fayda olmaz buyuruluyor. Ya çok az olur buyuruyor. Bu tefekkür bizi nefsani arzulardan muhafaza edecek.
bir mezarlıkta önden gezerken düşüneceğiz. Benim yaşımdan burada çok küçük insan var. Ben de şimdi burada olabilirdim. Ecdat hep kabristanları şehrin ortalarına yapmış. Gelip giderken geçmişlerle selamlaşsın. Cami önlerini yapmış. Namaza girip giderken namazı huşu ile kılsın, orada istikbalini orada görsün. Velhasıl gözün gördüğü her şeyde kalp ders alacak. Bu hangi bu tekamül etmiş bir kalp? Onun için en mühim zor tahsil kalbin tahsili. Kalp sayısız şekilde daim vitrinler seyreder. Kalbin hangi vitrini seyrettiğine dikkat etmek lazım. Rahmani vitrinler mi, şeytani vitrinler mi? İnternet, bazı ekranlar, orada biz rahmani vitrinler mi seyrediyoruz? Allah korusun bizi gaflete götüren vitrinler mi seyrediyoruz? Tedbir almamız lazım. Kalbimin tedbir alması lazım. Yolcuyuz. Cenab-ı Hak parmak izi nasıl bir maddi bir kimlik herkeste? Müminin iç dünyasında bir ayrı manevi kimlik herkeste. O manevi kimlikle öbür tarafa gideceğiz. İnsan ruhani yapısını tekamül ettiremezse maalesef tefekkür istidadını nefsani arzuların anaforunda ziyan etmiş, o helak etmiş olur. Bu iki tefekkür ayetinden sonra Allah'ın o rahmetini tecelli ettiği kullar kısmına geçiyor ayet-i kerimeler. Orada Rahman'ın has kulları onlar ki yeryüzünün tevazu ile yürürler. Kendileri bilmezler. Onlara laf attığı, sataştığı zaman onu incitmeksizin selam ederler, geçerler. Demek ki bir müminde tevazu çok mühim. Bir hiç olarak dünyaya geldi. O zaman o hiç olduğunu devam ettireceksin. Devam ettirmek için Cenab-ı Hak da ortaklığa kalkışarak ben demeyeceksin. Sana ne istidat vermişse veren sen kendi kendine o istidadı yaratmadın. Cenab-ı Hak sana ihsan etti. Sen kendi kendini yaratmadın. Kendi duygularını sen kendin yaratmadın. Her şeyin Cenab-ı Hakk'a ait senin. Onun için ben en büyük bir ayıp oluyor ilahi azamet karşısında. Benle o bir kibir alameti oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'a kul daima sen ya Rabbi diyecek. Bedir'de büyük bir zafer oldu. Cenab-ı Hak az bir müminlerin gücüyle büyük bir küfür gücünü bertaraf etti. Müminlerin ihlasına göre 1000 melek, 3000 melek, 5000 melek indirdi Bedir'de. Büyük bir zafer oldu. Ondan sonra birkaç mümin dediler ki, ben şöyle öldürdüm, böyle güç gösterdim dedi. Onun için Cenab-ı Enfal suresinde, ey Peygamber sen öldürmedin, biz öldürdük, ey Peygamber sen atmadın, biz attık buyuruyor. Yine bir Mekke fethi oldu. Efendim o Mekke fethine girerken devesinin üzerine bir secde halinde giriyordu. Etrafındaki ashâb-ı kirâm bir taşkınlık yapmasın diye Efendimiz Allahümme lâ âişe illâ âişül âhire buyurdu. Esas hayat ahiret hayatı buyuruyor. Mekke fethedildi oldu. Etraftaki kavimler İslam'a girmeye başladı. Fevş İslam'a girmeye başladılar. Cenab-ı Hak ona fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu buyurdu. Rabbine hamd ile tesbih et ve istiğfar et. Sakın benlik gelmesin. Sana bu nimeti veren Cenab-ı Hak. Onun için bu çok mühim bir ayet-i kerimeydi. İlk başta kul kendisine hiçbir şey izafe etmeyecek, bir başarısını Cenab-ı Hakk'a izafe edecek, hamd halinde olacak. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şükür halinde olacak. Şükür nedir? Lafta şükür olacak ama gözde şükür olacak, kulakta şükür olacak, dilde şükür olacak, bedende şükür olacak, ibadette şükür, ibadet bir şükür halinde olacak. Şükür halinde olacak. Nece bir zikir halinde olacak kul. Böyle bir kâmil bir insan şahsiyeti meydana gelecek. Onun için bu beni bertaraf etme. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün su kırbasını omuzuna almış, halkın içinde dolaşıyordu, halife. Kuzey Afrika fethedilmiş, Meldelen fethedilmiş vesaire. Elçiler geliyor, gidiyor, su kırbasıyla dolaşıyor sırtında. Dedi, ya halife dediler, niçin su kırbasıyla dolaşıyorsun? Dedi ki,
Bizans elçileri geldi dedi. Pers elçileri geldi, bana çok iltifat ettiler dedi. Kibrim oldu dedi, gururum dedi, bir dedi koltuklarım kabardı dedi. Ben de dedi onu aşağı düşürmek için böyle sırtıma da kırba aldım, kırbayla dolaşıyorum dedi. Velhasıl Rahman'a yakın bir kul olabilmek. Allah'a yakın bir kul olabilmek. O kul mütevazi olacak. Cömert olacak. Merhametli olacak. Yani derya gönüllü olacak. Hizmeti sıklet değil, nimet bilecek. Firasetli olacak. İdrak açılacak. Takva sahibi olacak. Cenab-ı Hak vecilet kulubühüm buyuruyor. Allah anladın mı? Kalpleri titrer buyuruyor. Öyle bir yürek olacak. Kardeşliği koruyacak. Bu şekilde bir ibadurrahman olmaktan mesafe alacak. Neleri boşalacak la ilahe? En başta enaniyet gidecek. Çünkü o bir kibir alametidir. Haksızlık olmayacak. Merhamet, şefkat yoksulluğu olmayacak. Fitne, dedikodu, istihsa, istihkar, küçük görme, söz taşıma, nemime, öfke, iftira, haset, hayasızlık, gurur, kibir, yalan, cimrilik, israf bunlar o kalpte silinecek. Mülk Allah'ındır, mülk benim değil diyecek. Bunun yerine ne gelecek? Sümmet tahalli, hallenme gelecek. Ne olacak? İman bir lezzet haline gelecek. İbadete bir lezzet haline gelecek. Hayır hasene bir lezzet haline gelecek. Verme ikram etme bir lezzet haline gelecek. El emin es sadık olacak. İslam karakteri, İslam şahsiyetini tevzi edecek. İkram olacak, ihsan olacak, nezaket olacak, zarafet olacak, rıfk olacak, vefa olacak, tövbe halinde olacak. İffet sahibi olacak, adalet olacak, affediyor, vakar olacak, sabır olacak, edep olacak, haya olacak, ümmetin derdiyle dertlenecek. İşte illallah bu şekilde ilahi tecelli kalpte başlayacak. Ondan sonra ne olacak? Yani nimete erme, rakik bir kalp, ince bir ruh olacak. Duygun derinliği olacak. Seyri bedai olacak. Gördüğü kalbinin seyri her şeyden kalp bir nasip alacak. Bedenin kıblesi Kâbe olduğu gibi kalbin de kıblesi Cenab-ı Hak olacak.